Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bu videomuzda dolar-TL kuru üzerinde önümüzdeki dönemde oldukça önemli etkileri olacak iki haberi analiz edeceğiz. Ki bundan sonra bu iki ana haber aslında dolar-TL kurunun yönünü belirleyecek. Bu manada ilerleyen dakikalarda bu iki haberi analiz ederken bununla beraber teknik seviyeleri de sizlere hedef olarak söyleyeceğim. Bu manada faydalı bir video olduğuna inanıyorum. Yalnız ben müsaadenizle bu konuya girmeden önce geçtiğimiz günlerde İstanbul'u bir deprem vurdu biliyorsunuz. Beni izleyen İstanbullu izleyicilerimin bir şekilde bundan etkilendiğini biliyorum. Lütfen geçmiş olsun dileklerimi kabul edin. Büyük bir olayı atlattık ama henüz tehlike geçmedi. Bir İstanbullu olarak ben de bu tehlikeyi yaşıyorum. Şimdi burada Celal Şengör Hoca ki 99 depreminden sonra Türkiye'ye gelen Fransız ekipleri ve Japon ekipleriyle deniz dibinde de çalışmaları olmuş bir hocamız, gayet kıymetli birisidir kendileri. Söylediği şu: 50-60 kilometrelik bir fay hattı var Silivri'nin karşısında ve bu son iki deprem ne yazık ki bu kırılması beklenen yerin kırılma saatini, tarihini birazcık daha erkene çekti ve burada 7.1'lik bir deprem bekleniyor. Bunu kıyaslayacak olursak son iki yaşadığımız depremin neredeyse 25 kat daha kuvvetli bir hali bizimle kafa kafaya gelecek Marmara'da. Değerli arkadaşlarım, şimdi depremden kaçamıyoruz ama bir takım önlemler almamız lazım. Bu manada tabii ki şimdi burada dolar, TL anlatıyoruz, borsa, altın ama değerli arkadaşlar, ana sermayeniz sizsiniz. Yani sağlığınız, sizin, ailenizin, çocuklarınızın sağlığı çok önemli. Ve bu manada ben geçtiğimiz 18 Ağustos'ta bu 99 depreminin yıl dönümünde mahşer gününe hazır mısınız diye bir video çekmiştim. Beni yine o videomdan dolayı felaket tellalı olarak suçlamıştı bazı arkadaşlar. Ama tabii onların bir kısmı 2 gündür parklarda, bahçelerde yatıyorlar. Orası da ayrı dava. Değerli arkadaşlar, bu videoda ben hane halklarına ve firma sahiplerine gerçekten pratik öneriler yapmıştım. Lütfen bu videoyu bir ay önce yayınladım. Bir izlerseniz çok faydalı olacaktır. Bir can bile kurtarsak bizim için kar kardır diye düşünüyorum. Şimdi işin acı tarafı şu. İşin bir acı tarafı var ki o beni gerçekten hem böyle üzüyor hem sinirlendiriyor. Neden diyeceksiniz? Yani öyle bir yönetimle karşı karşıyayız ki, öyle yöneticilerimiz var ki. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar haklarını istiyor. Ne kadar lazım? 6 ile 9 milyar lira bir şey lazım. Ama siz götürüyorsunuz, bu insanlara para veremem, bütçe dengesini bozarım diyorsunuz. Bütçe dengesi diye bir şey kalmamış durumda zaten Türkiye'de. Ama siz buraya 8-10 milyar vermekten imtina ediyorsunuz. Götürüyorsunuz Suriyelilere 40 milyar dolar veriyorsunuz. Yani EYT'liler çalışmış, hakkını istiyor. Ama siz bundan kaçıyorsunuz bütçeyi bahane göstererek ve bir de ekonominiz durgunluk içinde arkadaşlar ve EYT aslında harcamaların artması için bir anahtar. Eğer EYT'lilere hakkı verilirse bunlar harcama yapacaklar ve ekonomi canlanacak. Şimdi bu manada EYT önemli bir problem. Diğer bir nokta, şimdi deprem geliyor mesela ve deprem geliyor, diyoruz ki işte kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm tamamen çuvallamış durumda arkadaşlar. Kentsel dönüşümle eski evler yerinde duruyor. Daha lüks evler yapıldı. Şimdi bizim sade vatandaşımız, orta gelir vatandaşımız kentsel dönüşümle yapılan o lüks evleri alabilir mi? Alamaz. Yani burada ama karşımıza ne çıkıyor? Bakın, bir tarafta EYT'linin hakkı verilmiyor. Bir tarafta deprem gerçeği var. İnsanlar belki ezilerek ölecek ama biz kalkıyoruz diyoruz ki hükümet olarak Suriye'nin kuzeyinde biz güvenli bölge yapalım. 140 tane köy kuralım ve 140 bin tane konut inşa edelim. 10 tane ilçe kuralım ve her ilçede 6 bin konuttan toplamda 200 bin tane konut inşa edelim diyoruz. Ve arkadaşlar, tamam ben dolar TL anlatmakla başladım olaya ama bunu da anlatmadan duramayacağım. İçimde saklayamayacağım bu gerçeği. Yani Türk evladının değeri
Arap evladından daha mı azdır ya? Ben bunu kabul edemiyorum. Ben bunu bir Türk evladı olarak içime yediremiyorum yani. Burada İstanbul'da on binlerce, yüz binlerce konut çürükken gidip orada konut yapmak için devletin cebinden para çıkmayacakmış, uluslararası fon bulunacakmış. Arkadaş, İstanbul için bul o uluslararası fonu. İstanbul için niye bulmuyorsun? Ben burada bir İstanbullu olarak isyan ediyorum. Ve ileride depremden ölürsem de bu video kalsın arkadaşlar. Ben hakkımı kesinlikle yönetime helal etmiyorum arkadaşlar. Benim diyeceğim budur. Şimdi gelelim dolarda deprem etkisi yapacak iki tane habere. Dönelim finans mevzularına arkadaşlar. Şimdi bunlardan ilki Amerikan Merkez Bankası'ndan geliyor. Biliyorsunuz dolar TL üzerinde en büyük etki aslında Amerikan Merkez Bankası'ndan gelir. Hatırlayalım arkadaşlar, 2008 yılında 900 milyar dolarlık bir varlık vardı Amerikan Merkez Bankası'nda. Yani kabaca buna bakkal hesabı basılmış para diyebilirim. 800-900 milyar para vardı. Bu ekonomi durgunluğa girdiği için artırıldı ve 4,5 trilyon dolara kadar çıktı. Ne oldu? Böylece Amerikalılar bollaşan likiditeyle, parayla ekonomilerini döndürdüler ve canlandırdılar. Şimdi tabii bu para miktarı arttığı zaman da ne oldu? Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde de dolar TL kuru düştü. Sahte bir cennet yaşandı. Biz de zannettik ki aman AK Parti ekonomi yönetimi çok başarılı, bakın dolar TL'yi düşürdü. Aslında Fed para bastı, dünyaya yayıldı ve dolar TL kuru düştü. Şimdi ne zaman ki Fed bu parayı geri çekmeye başladı arkadaşlar, işte orada patırtı koptu ve dolar TL kuru ufak ufak yukarıya doğru çıkmaya başladı. Şimdi bunu niye anlattım? Bunu şundan dolayı anlattım. Eğer dolar miktarı dünyada artarsa arkadaşlar, Fed tarafından artırılırsa, Türkiye dahil tüm dünyada ülkelerde dolar TL ya da işte ilgili yerel parayla dolar arasındaki o bağlantı baktığımız zaman aşağıya doğru gelir. Şimdi burada önceki videolarımda hatırlayın, bir şey daha söylemiştim. Demiştim ki Amerikan para piyasalarında sıkışıklık var. Bu durum dolara ani ve büyük bir talep getirerek Türk piyasalarında da dolar TL'nin değerini çok sert bir şekilde yukarıya çekebilir. Şimdi işte Amerika'dan konuştuğumuz bir takım uzmanlar geçen hafta çarşambadan beri piyasaya para enjekte eden Fed'in kuvvetle ihtimal bir 250 milyar dolarlık müdahaleye hazırlandığını söylediler. Şimdi böyle bir hamleyle arkadaşlar Fed para piyasalarının sıkışmasını önler. Ancak dolar endeksini de geriletir. Bu da ne yapar? Haliyle Türkiye'de dolar TL kurunu geriye doğru çekebilir. Tabii bakın, bu daha bir iddia. Bizim konuştuğumuz insanlar 250 milyar dolarlık bir müdahale olabilir diyorlar. O zaman buradan çıkan sonuç şu: Fed tahvil almaya devam ederse kur geriler. Yani parayı nasıl veriyor Fed piyasaya? Tahvili alıyor özel sektörden, onlara para veriyor. Bir şekilde piyasaya para akışını sağlıyor. İşte şu ana kadar en son 22.7 milyar dolarlık bir likidite enjeksiyonu yapıldı. Bir de 14 gün vadeli bir repo operasyonu yaptılar. Bununla da 49 milyar dolarlık tahvil alımı yapıldı. Yani piyasaya para verildi. Değerli arkadaşlar, bakın bunlar çok ciddi rakamlar. Dolayısıyla bunlar şimdi ufak ufak piyasaya akıyor. Bu aktığı zaman da işte bir şekilde dolar bollaşıyor ve dolar da bollaştığı zaman, bollaşan dolar da haliyle ucuzlamaya başlıyor. Şimdi bu alımlar devam ederse tabii ki o anlattığımız mekanizma gereği işin ucu Türkiye'ye de dokunabilir. Konuştuğumuz bir konu daha vardı kendileriyle. Bu konuda siyasi bir olay ki o da kuru gevşetme etkisine sahip ya da en azından kuru sabit tutuyor, yükselmesine izin vermiyor diyebiliriz ki. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde basında izlediyseniz Amerika'dan Türkiye'ye bir teklif geldi. S-400'leri aktifleştirmeyin, yani düğmesine basıp çalıştırmayın. Biz sizi F-35 programına geri alalım ve şu 100 milyar dolarlık ticaret hacmini yapalım. Yani size para verelim, ticaret yaptıralım, dolar TL kurunu da baskı altında tutarsınız şeklinde bir teklif geldi. Burada Amerika'da konuştuğumuz yatırımcılar bunun bir mektupla Türkiye'ye ileteceğini,
Türkiye'nin de kuvvetle muhtemel bunu kabul edeceğini söylüyorlar. Neden? Tabii bunlar şimdilik birer iddia ama Türk ekonomisinin hassas durumunu göz önünde tuttuğumuz zaman, yani nedir bu hassasiyet? Deli gibi bir borç var, yüksek borçluluk var, düşük rezervler var bunun karşılığında ve iç piyasa durmuş durumda. İhraç yaptığımız dış piyasalar da biraz sıkıntıya girmeye başladı. İşte bu noktada arkadaşlar Türkiye'nin bu teklifi hani kabul etmesi, en azından ben yönetici olsaydım AK Parti'de, çok da mantıksız gelmezdi. Neden arkadaşlar? Erdoğan'ın bir şekilde 2023 yılından önce ekonomiyi düzeltip istikrarı sağlaması lazım. İstikrarı sağlamanın tek yolu da kuru sabitlemek arkadaş. Kur 1.650, 1.550 gidip gelirse o noktada işte istikrardan bahsedemeyiz. Neden kur sabitlenmeli diyoruz? Çünkü bizim imalat sanayimize baktığımızda dışa bağımlı. Haliyle kur yükseldiği zaman yarı mamülü dışarıdan aldığımız için burada da ürettiğimiz mamüller pahalı hale geliyor. İç piyasada bu ürünleri alamıyor. O zaman Erdoğan'ın yerinde olsak arkadaşlar kuru sabitlemeyi ana amaç kabul etmez miyiz? 2023'te de seçim var çünkü. Dolayısıyla o seçime daha sağlam girebilmek için kuru bir şekilde sabitlememiz gerekiyor. Dolayısıyla hem bu durgunluğu kontrol altına almak hem de işte durgunluk kontrol altına alındıktan sonra seçimde bir takım avantajlar kazanmak adına arkadaşlar böyle bir teklifin kabul edilmesi olası olarak gözüküyor. Tabii bu noktada hemen şunu söyleyebilirsiniz. Peki Fırat'ın doğusu ne olacak? Orada da PKK'nın daha güneye inmesi veya Amerika'nın sınırlı bir operasyona izin verme ihtimalleri konuşuluyor arkadaşlar. Yani işin özeti şu ki FED ve veya diyorum Amerika ile anlaşma gerçekleşmezse dolar TL'de yukarı hareketlerin doğal olduğunu, çünkü ekonomimizde çözüm adına hiçbir şeyin yapılmadığını biliyoruz. Yani iş tamamen Amerika ile anlaşmaya ve Amerika'da FED'den gelecek hamleye bağlı bir şekilde yürüyor. Burada işte dolar TL için hani seviyeler ne olabilir ya da bu senaryoları birazcık daha açarsak nasıl bir tablo karşımıza çıkar? Şimdi ilk bakacağımız nokta şu ki Amerika ile anlaşmanın olup olmadığını nereden anlayabiliriz arkadaşlar? Ya Fırat'ın doğusuna bir operasyon yapılmazsa buradan anlayabiliriz. Veya operasyon yapılsa da Amerika buna ses çıkarmazsa arkadaşlar, işte burada Türkiye ile Amerika el sıkışmış demektir. Ve burada arkadaşlar Amerika bu operasyona ses çıkarmazsa veya dedik ki operasyon hiç yapılmazsa 5.65'in önemli bir yer olduğunu söylüyoruz ki bu operasyona bağlı kalmaksızın da teknik olarak da 5.65 seviyesine doğru kur yaklaşıyor. Şu an zaten burada 5.65 kırılırsa karşımıza 5.55 ve 5.44 seviyeleri gelecek değerli arkadaşlarım. Buna senaryoya bir de Fed'in tahvil alımına devam etmesi, yani bu parasal genleşme ve bir de Amerika ile işte bu Fırat'ın doğusunda anlaşma olursa, yani tamamen mükemmel bir senaryo, tamamen iyi bir senaryoyu baz aldığımda da burada arkadaşlar 5.44'ün kırılması zorlanabilir. 5.44 kırılırsa da bu durum 5.15'i gündeme getirir. Tabii şimdi buraya kadar anlattığım şeyler hep kusursuz, güzel şeylerdi, iyi şeylerdi. İşte Amerika ile anlaşma sağlandı, FED parasal genişlemeye başladı. Tamamen Türkiye'nin arkasında olan gelişmeler. Peki tersi olursa arkadaşlar, yani buraya kadar sürekli hep iyi senaryolardan bahsettik. Amerika ile anlaşma, Fed'in genişlemesi gibi kavramları aldık. Tersinde de eğer Amerika ile Fırat'ın doğusu konusunda bir anlaşma olmazsa, bir ihtilaf olursa da burada Türkiye'nin yapacağı bir operasyon kuru 6.10 ve sırayla 6.24 seviyesine kadar çıkartabilir. 6.24 ve ötesini belirleyecek nokta da Türk ve Amerikan birlikleri arasındaki durumdur. Eğer burada kazara bir çatışma bile olsa kur tekrardan 6.24 seviyesini kırıp 7'ye kadar da yürüyebilir. Bu noktada Amerika ile Türkiye arasındaki veri akışını yakından takip edeceğiz kıymetli arkadaşlarım.
Bu açıklamalardan sonra size bir de küçük hatırlatma yapmak istiyorum. Bizim borsaeğitimi.com diye bir internet sitemiz var. Burayı inceleyecek olursanız hem dolarda hem borsada başarılı bir şekilde teknik analiz ve bilanço analizi yapmanız için eğitimler veriyoruz. Bu eğitimler balık yemek değil ama balık tutmak için gerçekten ideal eğitimler. Bu siteyi de incelerseniz faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.